Tamam oldu o zaman. Görüşürüz. İşe gitmem lazım. Ney Mehmet? Çalışmam mı lazım? Hani boş günündü? Ben de çalışmam lazım birazdan. Çocuklara kim bakacak? Aşkım biliyorsun yani itfaiyeci olarak çalışıyorum. Kusura bakma yani ne zaman haber geleceğini bilemem ki. Çalışmam lazım benim. Tamam da ama yani ben de çalışmam lazım. Şimdi çocuklara kim bakacak şimdi? Yani bilmiyorum aşkım, bir şekilde kesin bir şey bulursun ya da çocukları da yalnız bırak, bayağı da büyüdüler zaten. Olmaz mı yani? Hayır, hayatta bırakamam çocukları yalnız başına. Kafayı mı yedin? Daha küçük yani. Ardıcıyla geliyor. İşte bak bunu diyorum ben, çocuklar hayatta. Of, Mehmet'e gitmiş. Bir şekilde bulmam lazım. Oo anne, daha buradasın ya. Hani gittin diye zannediyordum seni. Hayır, gitmedim daha Arda, ama hayatta yalnız başıma bırakmam yani, bir bebek bakıcısı bulmam lazım. Aa, bebek bakıcısı. Yani amcamız yapabilir ama olmaz mı? Hayatta amcanızı çalmayacağım. Ondan sonra buraya akvapark yapın değil mi? Bir dedenizi bir deneyeyim. Anne ama bak ben buradayım. Ben bakabilirim Merve'ye ve Arda'ya. Yani bayağı da büyüdüm zaten. Sen mi bakacaksın Betül bize? Hayatta bakamazsın sen bize. Bakarım tabii ki de. Hey! Sinirlenmeyin. Susun. Televizyon izliyorum. Oha, tabii ki de dedenizin zamanı yoktu. Arda da Betül de tartışıyor zaten. Biliyor musun sen Arda? Bu benim artık. Sana vermiyorum. Görürsün gününü. Hey, ne yaptığını zannediyorsun? Benim oyuncağımı çalamazsın ki sen. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Geri ver onu. Ah, ne yapacağım ben şimdi? Bir internette bir şeye bakayım yani. Bir bebek bakıcısı bulurum kesinlikle. Evet, bir bakalım. Evet, bu kesinlikle olur herhalde. Ey, rahat bırak beni. Sen rahat bırak beni, bıraksana. Görürsün gününü. Saçlarımı bırak ey. Kesinlikle bir bebek bakıcısı lazım. Ben yalnız başıma bırakamam bunları. Merhaba, evet 3 bebek. Tamam. Bir bebek bakıcısı lazım. Tamam. Birazdan gelecek zaten şimdi. Bırak dedim saçımı. Sen de benim oyuncağımı bırak o zaman. Çocuklar susar mısınız bir lütfen? Birazdan ben ne işe gideceğim? Bebek bakıcısı gelecek. Oh hayır. Ne bebek bakıcısı? Anne ben dedim ya sana bakarım Arda'ya ve Merve'ye, ne olursun. Hayır, hayatta olmaz Betül. Yani baksana kavga ediyorsunuz şu an. Evet, hazırlandım. Evet, zil de çaldı. Şimdi bebek bakıcısı da geldi herhalde. Oh hayır ya, ne bebek bakıcısın ya. Of ya. Her şey senin suçun Arda. Tartışma böyle şey yapmasaydın gelmezdi. Oh hayır, geldi şu bebek bakıcısı. Merhaba. Kusurunuza bakmayın, yanlış geldiniz herhalde. Sen Arda olman lazım değil mi? Ha, bu mu bebek bakıcısı? Bir yerden tanıdık geliyor ama. Ha, geldiniz. Teşekkür ederiz. Girin içeri. Merhaba. Benim ismim Esra. Anne, iyi mi? Bu niye bu kadar yavaş konuşuyor? Merve, Betül. Yani yukarı gitmemiz lazım. Hadi çabuk. Yani bir şey demem lazım size. Yani bu herhalde bebek bakıcı çok kafadan sıyırmış gibi. Yani çok yavaş yavaş konuşuyor. Kafaymış. Evet, tamam oldu o zaman. Çocuklara dikkat edersen ben gidiyorum. Tamam. Ben herkesi sakinleştiririm. Birkaç tane eşya bulmam lazım. Oo, skateboard. Evet, çok güzel ses. Bu çiçek de çok güzelmiş. Çok sakinleştirici. Ve bulaşık makinesi de açık. Bunu kapatsam. Oo, çok güzel ses. Şu yastıktan çok güzel ses çıkıyor. Sakin. Evet, ne yapalım o zaman şimdi Arda? Yani ne yapalım ki o zaman? Bilmiyorum ki, ben de başka bir fikir bulmamız lazım. Durun. Bilmiyorum ben de ya. Ne yapacağız şu bebek bakıcısından? Durun ben bir bakayım nerede acaba? Aa, bu ses de çok güzel. Seviyorum bunu. Ne yapıyor o kalemden? Yani gerçekten güzel ses geliyor. Aa, çok rahatlatıcı. Gerçekten. Betül ne yapıyorsun sen merdivenin üzerine? Merdivenin üzerine mi yatmaya çalışıyorsun? Yorgunsan yatağına gidip yatsana.
Bu tencereden de çok güzel ses çıkıyor. Sakinleştirici. He? Uyumuş muyum burada? Yeni bir ses duydum. Bu da çok güzelmiş. E ne yapıyor ki orada? Hadi gel bir gidelim bakalım Merve. Konuşuyorduk ya demin, daha bitmedik ama konuşmaktan, ne yapıyorsunuz? Merhaba çocuklar, seninle Merve ve Betül olman lazım. Benim ismim Esra. Ne? Esra mısın? Senin duymuştum bir kere. Ama ne yapıyorsun sen şimdi Esra? Ben sizi sakinleştireceğim. O kadar güzel eşyalar buldum. Gelin bakalım çocuklar. Oturun bakalım şu koltuğun üzerinize. Ondan sonra benim şovumu izleyin. Aa, şov mu? Çok güzel olur kesinlikle. Evet çocuklar, oraya yatın bakalım. Bir yastık da alın. Betül uyuyacak mı şimdi? Televizyonda bir şeye bakacaktık diye. Evet, çok sakinleştirici ses çıkmıyor mu buradan? Evet, gerçekten de çok güzel ses çıkıyor. Ben de uyuyakalmış. Ne oluyor bunlara ya? Şimdi Merve de çok uyuyacak şimdi. Betül de uyudu. Şu, yani ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Evet, çok güzel ses de var burada. Duyuyor musun? İzleyin bakalım. Evet, bunların ikisinde oldu. Şimdi bakalım Arda nerede? Acaba bu Arda'yı hangi sesle sakinleştiririm? Oo, geliyor geliyor geliyor. Kesinlikle beni arıyordur. Ben yatmak istemiyorum ama. Kesinlikle bu skateboard çok hoşuna gider. Evet, çok güzel ses çıkıyor buradan da. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Skateboardumu çalmaya mı çalışıyorsunuz? Çok agresif bir çocuk. Sakinleş çocuk. Bu sesten seni sakinleştirmeye çalışıyorum. Hayır, ben sakinleşmek istemiyorum ama. Çok agresif oluyorum bu ses. Ama bak sen, ne kadar da güzel bir ses çıkıyor. Yat bakalım buraya, uzan biraz. Çok güzel ses yapacağım. Sen kesinlikle beni uyduramazsın. Ama bakalım, belki bu hoşuna gider. Bu kitap sesleri. Kusura bakma, beni sakinleştirmiyor bu kitaplar. Yani ödevleri aklıma geliyor. Baksana, dinlesene Arda. Çok güzel değil mi? Hayır, tabii ki de güzeldi. Ben kitap sevmiyorum ki. Bırak şunu, ben yukarıya gidiyorum şimdi odama. Rahat bırak beni. Dur, bekle. Nereye gidiyorsun? Bu Arda gerçekten de kolay değilmiş. Ama bu bardak sesler belki hoşuna gider. Betül ve Merve nasıl uyudu bu seslerden ya? Hiç de hoşuma gitmedi zaten bu sesler. Bu tablette birazcık oyun oynayacağım. Annem ve babam nereden buldu bu bebek bakıcını? Gerçekten kafeymiş. Evet, şimdi buraya yavaş yavaş ses yapacağım. Belki de duyar bunu odasından. Yine bir şeyler yapmaya çalışıyor ya. Bu çok garip bir bebek bakıcısı. Evet, senin de hoşuna gitmedi değil mi Arda? Ne oluyor ki burada? Evet, ben de Arda'yı bağırıyorum. Ne yapıyorsunuz siz Arda'yla? O kadar güzel bir ses yaptım ki Arda da dinlemek istemedi. Siz yatın oraya, bakın yapayım size o sesi. Hayatta zannetmezdim böyle seslerde uyuyacağımı. Çok iyi yapıyor bence. Evet, ben de çok seviyorum bu sesi. Dinlemek istemiyorum bu sesleri artık. Bu Arda da gerçekten de çok zormuş. Tabii ki de zor, yani benim ismim Arda Ceylan.